Sırada aracını satıp borcunu ödemeye çalışan bir adamın ibretlik öyküsü var. Profesyonel hırsızlara denk geldi. Aracımı sattım diye düşünürken dolandırıldı. Şimdi araç da yok, para da yok. Uyanık dolandırıcılar aynı araçla başkalarını da dolandırdı. Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş'ın özel haberi. Para isteyin abi. Siz yeter ki arabadan bahsedin. Sana para. Araç satışında dolandırıldım. Benim aracımla farklı kişileri de dolandırmaya devam ediyor bu şahıslar. Sizin ne kadarınız gitti? 26.000 TL. Mehmet Benli borcunu ödemek için aracını satışa çıkardı ama karşısında alıcı değil profesyonel hırsızlar vardı. Onların ağına düştü. Hem arabasını kaybetti hem de borcunu ödeyemedi. Üstelik o dolandırıcılar aynı araçla başkalarını da tuzağına düşürdü. Nakite ihtiyacımız vardı, ondan dolayı satışa çıkarmıştım. Hem arabanız gitti hem de borcunuz duruyor. Evet, öyle oldu. Bayağı bir mağduriyet yaşadık. Mehmet Benli bundan 5 yıl önce aracını satmak isterken dolandırıldı. Aracı gitti. Hesabına da tek bir kuruş yatmadı. Parayı bankaya yatırdıklarını söylediler. O gündür bugündür de hukuk mücadelesi veriyor ama bir taraftan da o dolandırıcılar işte aldıkları o araçla bir başkalarını dolandırmaya devam ediyor. Benli aracı satılmasın diye ruhsatın üzerine şerh koydurdu. Mahkemede dava sürüyor ancak uyanık dolandırıcılar o arada da boş durmadı. En son mağdur İstanbul'dan. Plan, yöntem aynı. Aracı uygun fiyatla ilana koydular. Sonrası malum. Pandemi dolanına battık. Bundan dolayı üzerimizde borçlar var. Parayı elden verin diyorlar. Güven vermişti. Biz de güvendik. 26 bin lirayı dolandırıcılar elden aldı. Arabayı satın aldığını düşünen adama da bir anahtar verildi. Otomobil kapısının önündeydi. Aracı bulamayınca dolandırıldığını da anlamış oldu. Profesyonel dolandırıcı olmuş şahıslar. En son bir tanesinin 42 tane dosyası vardı. Mahkeme devam ederken 23 bin liralık araç 150 bin lira oldu. Benli ise aracını kurtarmanın derdinde ama dolandırıcılar sahte plaka ve binbir bahaneyle aracı satıp paraları cebe indirmeye devam ediyor. Mağdurların tek isteği dolandırıcıların yaptıklarının yanına kar kalmaması.